kardeş Pakistan'dan Türk sihalarına övgü dolu sözler geldi. Dünyayı sallayan, NATO ülkelerinin bile hayran kaldığı Türk sihaları gitgide güçlenmeye ve ünlenmeye başladı. Şimdi karşımızdaki düşmanlar düşünsün. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Siruz Seccad Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk sihalarının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği mücadelede oynadığı kritik role vurgu yaptı. İttifakların değiştiğini ve güçlerin yeniden hizalanması gerektiğini kaydeden Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk sihalarının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı işgal edilmiş topraklarda verdiği mücadelede kritik rol oynadığını söyledi. Türkiye ve Pakistan'ın önemli konumlarının olduğunu vurgulayan Gazi, iki ülkenin önemli coğrafyaları birleştirdiğini aktardı. Türkiye-Pakistan ilişkilerine de değinen Gazi, iki ülkenin bencillikten uzak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı dost olduklarını ve bu dostluğun dünyanın başka ülkeleri arasında görülemeyecek bir dostluk olduğunu belirterek, uluslararası konularda birbirimizi destekliyoruz ve sosyo-ekonomik kalkınma alanında güçlü işbirliğimiz var. Siyasi ve askeri düzeyde sık sık görüşmeler yapıyoruz, dedi. Türkiye'nin yeni gücü İHA SİHA'lar dünyada manşetten inmiyor. Reuters'a yer alan bir makalede Türkiye'nin ürettiği İHA'larla elde ettiği jeopolitik güç üzerine bir analiz yapıldı. Peter Epps tarafından kaleme alınan makalede hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar etkin kullanmadığı yazıldı. Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak İHA pazarında ana taşıyıcı hale geldiğini de okuyucuya aktarıldı. İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil detayı dikkat çekti. Yine makalede Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili Türk dronları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdiği ifadesi kullanıldı. Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA pazarındaki etkinliğinin anlatıldığı makaleden satır başları ise şu şekilde. ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken, Türkiye, Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki varlığını sessizce artırıyor. Bu varlık aynı anda diplomatik, ticari ve askeri. Türk silahlarının ve teknolojisinin sevkiyatı anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye, Bayraktar TB2'leri Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak İHA pazarında daha büyük bir biçimde ana kuvvete dönüştü. Anlaşmaların her biri aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da ilerletiyor. Geçen yıl Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı. Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, Nisan ayında potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı. NATO ülkelerine sattığımız SİHA'larla ilgili gelişmeler de hız kesmiyor. Polonya Savunma Bakanı'nın F-35 ve diğer sistemlerle uyumlu çalışacak cümlesini değerlendiren uzmanlar, SİHA'ların F-16'sı Türk SİHA'ları olabilir metaforuyla süreci anlatıyor. Türk SİHA'larının başarılarını ihracatla taçlandırdıkları çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Daha önce Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde boy gösteren, Batı'nın ise uzun süre sessiz ve derinden takip ettiği yerli ve milli SİHA'larda yeni bir dönem başladı. Avrupa'ya ilk ihracat Ukrayna'ya yapıldığında hem içeride hem de dışarıda motor ortaklıkları ve benzer işbirlikleri nedeniyle sadece Ankara-Kiev arasında gelişecek bir sürecin temeli atıldığı inancı çok yaygındı. Aradan geçen sürede işin pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Önce çok farklı ülkelerden üst düzey heyetler Türk SİHA'larını incelemek üzere ülkemize geldi. Ardından anlaşmalar birbirini izledi. Burada doğal olarak en büyük ilgiyi Polonya çekti çünkü bir NATO üyesi ilk kez Türk SİHA'sı ihraç ediyordu. Aslında bu durum NATO standartları gibi askeri açıdan son derece yüksek olan bir eşiği ülkemizin yerli ve milli SİHA'larda aştığının göstergesiydi. Polonya'ya SİHA satışının ardından sürece dair pek çok haber yapıldı.
biz bu haberimizde benzer bilgileri tekrarlamaktansa madalyonun arka yüzüne bakmaya çalışacağız ve muhtemelen yaygın kullanım konusu üzerinde duracağız. Savunma sanayi araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük bahsettiğimiz yaygınlığı ilginç bir metafor üzerinden anlatıyor. Küçük'e göre dünya genelinde SİHA'ların F-16'sı Türk SİHA'ları olabilir. Tabii ki burada F-16 ile SİHA'yı karşılaştırmıyor Küçük. Sadece kullanım, maliyet, fayda, yaygınlık gibi temel kriterler üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bu konuyu detaylandırmadan önce araştırmacı Küçük'ten Baltık ülkelerinin Türk SİHA'larına yönelik iştahını kısaca anlatmasını istiyoruz. Küçük'ün verdiği bilgilerden aslında ülkemizin insansız hava araçları konusunda geçmişte de deneyimsiz olmadığını öğreniyoruz. Aslında Ankara, İHA'lar konusunda önemli bir geçmişe ve altyapıya sahip. Bu sistemlerin üretimi dışında kullanımı açısından tecrübeli bir ülke. İHA yolculuğumuzun 1990'lı yıllarda başladığı, hepimizin bildiği ama üzerinde pek de durmadığı bir konu. Bu duruma karşı çıkıyor Küçük ve söz konusu altyapının neden önemli olduğunu, Türkiye İHA kullanımı gibi önemli bir kabiliyetini yaklaşık 30 yıldan bu yana kullanan bir ülke. Ayrıca İHA'larla ilgili deneysel çalışmalar ve geliştirme süreçlerini de 20 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. Bu durum İHA'lara yönelik özgün muharebe konseptlerini oluşturmamızda en temel etken. Yani bu alanda sadece üretim değil, kullanma açısından da adımlarımızı sağlam bir şekilde ata ata bu noktaya geldik cümleleriyle anlatıyor. Baltık bölgesindeki Türk SİHA'larına yönelik giderek yükselen bir talep olduğu sır değil. Türk SİHA'sını alanlar, alma niyetini belli edenler neden olmasın diyerek topu yakın geleceğe atan başkentler var. Bu durumu üçlü bir saç ayağına benzetiyor Fatih Mehmet Küçük. Bu saç ayağının ilki Türk SİHA'larının sahadaki başarıları ki bu konuda dünyada söz konusu platformların hakkını veriyor. Diğer tarafta rakiplerine göre fayda, maliyet avantajı kesinlikle en önemli hususlardan. Saç ayağının son halkası Türk SİHA'larının Rus sistemlerine karşı su götürmez başarısı. Tüm bunların söz konusu alanda doğal bir lider yarattığına dikkat çeken Küçük, Rus tehdidini hisseden Türk SİHA'larına bakıyor ifadesini kullanıyor. Polonya'ya satış konusunda çok küçük bir parantez açmalıyız diyor Küçük. Ama öncesinde kısa bir bilgi veriyor ve 2020 yılında Baltık bölgesinde NATO tarafından 36'dan fazla eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiğini vurguluyor. Yine bu ülkelerin hava sahalarında Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkeler tarafından uçuşlar yapılarak Rusya'ya karşı önlemeler gerçekleştirildiğini unutmamamız gerektiğine değiniyor. Sonrasında ise Ankara'nın Varşova'ya Türk SİHA'sı satabilmesine getiriyor sözü ve Polonya gibi F-35 savaş uçağına kadar ABD'den her türlü silah sistemini alabilen bir ülkeye SİHA ihracatı diğer ülkelere göre çok daha dikkat çekici ve zor görüşünü dile getiriyor. Bu noktada aslında çoğumuzun gözünden kaçan bir detayı daha hatırlatıyor Küçük ve sözü Polonya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamanın satır aralarına getiriyor. Polonya Savunma Bakanı, Bayraktar TB2'lerin ABD'den temin edilen F-35 savaş uçakları ve HIMARS topçu roketleri gibi sistemlerle beraber ve uyumlu çalışacağını söyledi. Türk savunma endüstrisi tarafından üretilen sistemlerin tercih edilmesinde öne çıkan noktalardan biri de bu. NATO altyapılarıyla uyumluluğu ve esnek kullanımı. Bahse konu uyumluluğun detaylarını bilmiyoruz. Ancak ben bu uyumluluğun entegre kullanıma dönüşmesini geleceğin anahtarı olarak görüyorum.